Zaten. Dersi gel. İlk nerede başladın Suriye Hanım? İlk defa işte bu bey bana ders verdi. İşte beni yetiştirdi. Repertuar yaptık beraber. Evet. İlk defa Zeytinburnu'nda bir konserde çıktım. Sen de Beşiktaş'ta çıkmıştın. Evet. Kamburun bahçesinde. Kambur. Tabii orada çok çalıştık da. Sen de oradan geçmeyen sanatçı, o zamanlar sanatçı sayılmıyordu zaten. Evet, Şinasi Çiçek. Rahmetli. Sizin evet. Organizatörünüz. Evet. Evet. Şinasi Çiçek. Evet. Benim de ilk Türkiye'deki işim Şinasi Çiçek'ten evet. Bir ekstraydı. Evet. Hürri Hanım, hemen bir şey sormak istiyorum. Uzun yıllar Anadolu'da turneler yaptınız. Evet. Size deseler ki turneyi mi tercih edersiniz, gazinoyu mu? Turne. Değil mi? Biz de evet, ben şey, de turneyi çok seviyorum. Çünkü Anadolu halkının sıcaklığı, tabii, yakınlığı. Yani bir de... Değişilemez. Çok sevecen insanlar. Ben evet. Bir Anadolu'ya gittiğim zaman bir kışlık yiyeceğimle falan geliyorum yani. Taranalar, evet. Onlar, bunlar. Evet, biz de öyle. Zaten bu kadar şişmanlamışsın. Zaten kilomda evet, bizim de öyle. Hoş geldiniz sen bir aman buyurun oturun. Evet, efendim yani. İşte bu akşam belediye başkanı sizin tabii. için yemekler, tabii. ziyafetler, yesen olmaz, yemesin olmaz. Tabii. Karadeniz'in muhlaması, efendim Tren'in kebabı, oradan öyle Antep'in lahmacunu derken. Lahmacunu, işte bu hale geldik tabii yani. Bu arada hep gittiğiniz yörelerde yöre türküleri mi okurdunuz? Yok. Yani ne bileyim, şimdi diyelim gibi Eskişehir'e gittim. İlla ki Eskişehir türküsü okumak zorunda değilim. Neden Eskişehir'i zannettim siz, onu da bilemiyorum. Bilmiyorum, tabii. Ben de şimdi gayri ihtiyar ağzımdan öyle bir şey çıktı. Çıktı, apar topar öyle evet, bir şey çıktı nedense. Şimdi benim biraz Tatar bir havam var. Göz olarak, evet, Karadeniz. Göz yapısı olarak. Karadeniz diye benzetmiyorlar da biz daha çok işte... Orta Anadolu musunuz? Yugoslav mısınız? Evet. Sarışınlık da var yani, ama ilk evet. resimlerinizde sarışın değilsiniz. Evet değilim. Sonradan olma bu sarışınlık. Bu arada siz İstanbul Radyosu'nda İstanbul türküsü okudunuz. Evet. Yana yana kül oldum, resmere kul oldum. Şimdi Şahin Hoca bizi işte çağırdı. Bütün sanatçılara işte programdan bir hafta önce bir toplantı yaptık. Herkese sordu işte ne okumak istersiniz diye. Ben de bu türküye talip oldum. Kendi kendine evet, çıktı bu türkü. Evet, nereden aklınıza geldi? Aslında çok güzel bir türkü ama hep Anadolu formunda yani, okunan bir türküydü. Ama Şahin Bey işte bu türküleri bize bu makamdan, o program o makam üzerine kurulmuştu. Bir şeydi. Peki bazı makam olmasaydı, yoktu. İşin içerisinde bir makam olmasaydı hangi türküyü okurdunuz? Ne aklınıza geldi? Ben gelin? Şey okuyacaktım, Neşet Ertaş'tan. Hangisi? Zülüf dökülmüş yüze. Kaşlar yakışmış göze. Aa, onu okuyacak. Hiç duymadım. Aa. Sen duydun mu Duran? Hayır duymadım. Vallahi duyarız şimdi. Duyalım şimdi. Hiç bilmediğim benim repertuarımda yok böyle bir türkü. Bilmiyorum. Siz çok müziğe düşkün birisiniz yani. Evet, bir repertuarım hakikaten hiç yani ben bunu hiç duymadım. Seyircilerimiz de bir duysunlar mı? Şöyle bir terennim etsin. Tamam, çıkacak. Olsun. Artık kuşluk vakti. Saat 11'e başlar. Peki, tabii seve seve. Ya da bir başka türkü de olur canım. Yani. Yok olsun, bunu okuyayım yani. Tabii sonuna kadar okuyamam da, yani bir kuplesini sizin için okuyayım. Bizim ve bütün dinleyenlerimiz evet. için, yani sizi sık sık göremeyen seyircilerimiz evet, daima için. Evet, her zaman gönüllerinde yaşatırken sesinizi de şimdi duysunlar, birlikte yaşatsın. Sağ olsunlar, teşekkür ederim. Zülüf dökülmüş yüze aman, kaşlar ya. Kışmış göze aman, aman. Usandım bu canımdan aman, aman. Derdiyle geze, geze. Usandım bu canımdan aman aman derdiyle geze geze. Efendim çok teşekkür ediyorum. Şimdi Hürri Hanım hiç jest ya da böyle bir ne derler? İltifatta bulunmak istemiyorum ama ben dün akşam sabaha kadar oturdum. Ve sabaha kadar televizyon seyrettim. Yani bir işim vardı. Fakat inanın günümüzde sizi mukayese ettiğim zaman siz hakikaten kulakların pasına epey bir keşke şey herkes vurdunuz.
senin gibi düşünse. Ama herkes sizin gibi, benim gibi düşünmüş. Çünkü Türkiye'de belli formlarda belli isime sahip olmak o yıllarda çok zormuş. Evet. Siz o yılların insanısınız. Tabii televizyon çünkü o zaman yok. Televizyon yok. Radyoda hani, çok, radyo çok nadir. Efendim plak satışları o kadar yaygın şimdiki gibi kompakt diskler, kasetler falan olmayınca. Şey yoktu.